Ekonomi konuşmaya bu kez konuklarımızla devam edelim. Metehan Demir ve Levent Yılmaz'la birlikteyiz. Şimdi malum bundan önce de biraz asgari ücret meselesini çok uzun uzadıya konuşmuştuk. Şimdi asgari ücretle ilgili yeni bir iddia var. Asgari ücrete zam artık yılda iki kez değil de tek seferde mi olacak? Şimdi asgari ücretli enflasyon karşısında ezdirmemek için yılda iki kez yapılmaya başlanmıştı. Normal şartlarda e, yılda bir kez yapılıyordu asgari ücrete zam. Ama sonrasında enflasyon yükseldiği için böyle bir karar alınmıştı. Şimdi yeniden yeni yıldan itibaren yılda bir kez belirleneceği belirtiliyor ki ekonomi yönetimi bu değişiklikle ara dönemdeki asgari ücret artışının enflasyonist etkisini kırmayı hedefliyor şeklinde de açıklamalar görüyoruz. Levent Ilmaz size sorayım ilk olarak ne dersiniz? Şimdi bu yönde yazılan haberler var ama gerçeklik payı var mıdır sizce? Ya şimdi tabii hani bunlar bizim niyetimiz veya düşüncelerimiz değil, olan tablo üzerinden konuşalım ki sosyal medya lincini <laughs> biraz olsun ya da olmasın yorumun yapmıyoruz evet, kesinlikle. Yani bu, ekonomi yani yönetimi acaba olmaları, ne düşünüyordur? Bunun üzerinden konuşalım. Daha farklı bir şeyi e, anlatıyoruz yani ekonomi yönetiminin kafasındaki konuyu, merkez bankasının enflasyon raporunda e, söylediklerinden evet. yola çıkarak e, Sayın Mehmet Şimşek'in Göreve geldikten sonra yaptığı sosyal medya paylaşımlarından e, yola çıkarak e, durumu yorumlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla hani bunlar e, şey diyor da, yani yatırım tavsiyesi değildir diye söyleniyor ya bunlar bizim şahsi görüşlerimiz değil. Öncelikle onu söyleyelim. Şimdi sizinle bunu konuşmuştuk. E, o zaman çok algılanmamıştı. Ben birkaç sefer dikkat çekmeye çalışmıştım. Sayın Şimşek'in sosyal medya paylaşımlarından bir tanesinde şöyle bir ifade vardı. Enflasyon hedefiyle uyumlu gelirler politikası diye. Şimdi e, bunu pek anlamadık e, biz. Ben açmaya çalışmıştım o zaman. Bu aslında şu demek. Yani bizim eğer Sayın Şimşek iktisadi literatürdeki gelirler politikasından bahsediyorsa ki başka neden bahsedecek? E, enflasyon hedefiyle uyumlu gelirler politikası demek. Ücretlerin e, bir süre enflasyonun altında kalması demek ve. E ee, bu ücret belirlenirken izlenen adımların önceki dönemlerde olmayacağı anlamına gelmesi demek. O da bizi nereye götürecek? İlk iş asgari ücretin e, yılda iki kez değil bir kez güncellenmesine götürecek. İlk yapılacak olan bu gibi görünüyor. Dolayısıyla çıkan haberlerin doğruluk payının ben çok yüksek olabileceğini değerlendiriyorum. Ee, bu tabii iş dünyasının da bu konuda bazı e, ifadeleri vardı. E, geçtiğimiz e, dönemlerde biliyorsunuz işte bu 6 ayda bir yapılan e, asgari ücret düzenlemesinin e, ücretler ücretleri artırarak maliyetleri artırdığı maliyet artışlarının da e, ürün artışlarına veya hizmet art, hizmet fiyatlarına yansıdığı dolayısıyla bunun enflasyonist bir baskısı olduğu da konuşulmuştu ve biz bunu e, geçtiğimiz Perşembe günü Merkez Bankası'nın yeni başkanı Sayın Hafize Gaye Erkan'ın yılın 3. enflasyon raporu toplantısında da gördük. O enflasyon raporunun içerisinde, yani önce bir sunum yaptı Sayın Başkan, sonra enflasyon raporunu gördük. O enflasyon raporunun içerisinde de ayrıca bir bölüm vardı, ücret artışlarının enflasyon etkisiyle beraber. Dolayısıyla biz, e, hatta para politikası kurulu metninde de vardı hatırlarsak, yani en son yapılan, e, fa faiz 250 bas puanlık faiz artışının e, ilan edildiği metnin içerisinde de ücretlerdeki artışın enflasyonist etkisinden bahsediliyordu. Dolayısıyla e, çok muhtemeldir ki e, yani hem Sayın Şimşek'in bizim politikamız bu dediği gelirler politikası hem Merkez Bankası'nın ücret artışlarının enflasyonist etkisine yönelik yaptığı hesaplamalar ve bunu e, ifade ediyor olması gibi e, göstergelerden yola çıktığımızda muhtemeldir ki, yani çok muhtemeldir ki biz ocaktan ocağa göreceğiz artık e, asgari ücret oldu. güncellemesini. Peki. E